Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayr halqi Muhammed ve alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Endi svet yo'q ekan, shu ovoz yetgancha gapirib turaveramiz endi. Kech qolib kelganlar endi xafa bo'lish yo'q. Yo'q, ona svet taqib turinglar-chi, oldimi kir. Uchinchini shu qo'yildi. Bunu oku koyayım. Allah da Allah'ın şeriatını insanlara yap gelgen, hem de insanların diye ibret namuna buluş için hayatları da bana şu şeriatını tatbik kılgen Peygamber ve Anbiyalar'a salam ve salamatlar bugün olsun. Peygamberler silsilesinden bana Adam Aleyhisselam'dan başlayıp biz bana şu gün geçe Musa Aleyhisselam'ın kıssası geçe örgengen bulduk. Bana büyüğün suratımızı inşallah Musa aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselatü vesselam geçe bugün bozkıştaydı ki gen peygamberlerde hayatını geplaşken bulamız inşallah. Bana şu Musa ve Muhammed aleyhisselamda arası bozkıştaydı ki gen peygamberlerde ulguları bu Davud ve Süleyman aleyhisselamda. Ve Musa ve Davud aleyhisselam geçe bugün birkaçı peygamberlerde hayatı hem var ki ulardı. Bugünkü subat inşallah subatlaşken bulamız. Bana usulü Allah Teala ana şu Baytul Makdis'e kirişlikke büyürgen payette Banu İsrail başlattı. Ve bana şu itaatsizlik için Allah Teala onlarını 40 yıl Sayna Vadisi'de sergerdanlıkke hüküm kıldı. Hiç kaysa kavim tarihte bunçalık uzak müddet cezalanma geneli. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْاَرْضِ Allah Teala ayette elbette bu şahıslarga haramdır 40 yılca yeryüzüde sergerdan bulasılar. 40 yıl sergerdanlığı içinde Musa ve Harun aleyhisselamlar vefat etti. Yani şu Harun aleyhisselam vefat etkeninden 2 yıldan keyin Musa aleyhisselam vefat etti. Yani şu Musa aleyhisselamlar vefat ettiği hakkında birkaç bir rivayetler var. Şundan birini keltirip ötemiz. Allah da Allah hiç kaysi peygamberinin canını unga ebedi hayatta ihtiyar kılıçlık vermezden durup canını agenmez. Yani Azrail aleyhisselam her bir insanda canını soramasını alırken lakin peygamberlerini iznisiz onların canı hiç kaçan o gelmez. Bu tuşuradı katarda Musa aleyhisselatü vesselam'dan hem Azrail aleyhisselam gelip canını alışığını sorarken de Musa aleyhisselam bana ettik tabiatı kattı dağaladan boyan. Şu bir şafalak koyan eken parıştığını. Şimdi rivayetler kelerde. Ve şimdi Azrail aleyhisselam Allah da Allah'a huzuruna çıkıp parvardigara vafat etişliydi haklamaydıken ben de gece yönetirsem beni dedi. Ve Allah da Allah tamamından Musa Aleyhisselam'a bir teklif kılındı ki Azrail Aleyhisselam'ın yetkisi verdi. Ey Musa, hakla ses, hakla ses. Öyle şeyde halam ediyen bu ses hazır. Kaftinizi sigirdi üstüne koyun. Yani sigirdi veliye koyun ki kolizi astı da neşte tük cemlense her bir de tükle bir yıldan ömür görürsünüz diye. Yani buna sana fikir ihtiyar ediyen bu ses bu kança yıl boladı. Yani Musa Aleyhisselam ki Banu İsrail'den bana şimdi bir naşkürlüydü. Banu İsrail'den çünkü bir itaatsizliydi körüp hayattan zehir kişi gereği boyu adamdı nazarımızda. Peki şu kişiyem yaşamakçı boyunakken. Şunu etti ki keyinçi dedi. Keyin ne buladı? Keyin dedi Azrail Aleyhisselam barıdır canı zalimler. 1000 tadır, 2000 tadır, 5000 tadır barıdır bir gün ne bulasız? Vafat etesiz. Kullu nefsin zâikatul maut. Her bitti can egesi var ki ölüm şerbetini elbette tatadı. Şimdi Musa aleyhisselam etti ki eğer öşünde ölüş gereği olsa hazır ala olur canımı dedi. Hiç kalsi peygamber dünyada ebedi kıyamet kötü yaşaşlıydı ihtiyarı belgende hâhla gelmez. Biz dünyada en korku diyemsemiz ölüm. Ölüm değil mi? Ölüm bu hakiki hayatta birinci kademi. Ölüm değil mi? Ölüm maşum maşakat dünyasından çıkıp geçişlik. Ölüm değil mi? Bu vatenge barışlık. Adam aleyhisselam cennete yaratılgen midir? Otamızı tuğulgen cahaya belki yaratılgen cahaya vaten bulabilen bulsa hemenizi otamız Adam aleyhisselam cennete yaratılgen idi. Bizi asıl vatanımız bu cennet idi. İnsan olsa kaya kabaladı. Kümde 5 mahal peşinesini yerine koyup yığılırken Rabbisini aldı gibi aradı mı? Yani şu sofiliydi bir Pakize davruları da bir sofi vefat etse onu mayyetini kötarıp kendine sünnelerini avarlarken kabristan'a. Ne demek toy kılasılar dese hatta oyda bu. Bir ömür yığılırken
o'zini ma'shuqasi 7 oshi. Bu albatta to'y deb turib, to'y qilib ko'mishgan ekan. Ya'ni innaka mayyitun va innahum mayyitun. Sen o'lasan, es Muhammad aleyhissalom, siz albatta mayyit bo'lasiz va boshqalar ham albatta mayyit bo'ladi. Mana shu narsani esdan chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham birodarlar ana shu abadiy qolishlik taklif qilingan edi. Ana shu vafot qilgan qiladigan kunlar kelgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'ldi. Yonida xizmatchi yigiti bilan Jannatul Baqiy, ana shu Baqiy qabristoniga chiqdi-da, ana shu yerlardagi mayitlarga haqiga duo qildi. Qiyomatda men qo'shnilarimni so'rab olaman Allohdan dedi. Shunda Rasululloh sizning qo'shnilaringiz kim deilganda, mana shu qabristonda yotganlar dedi. Shunda dedi va birdaniga holi qurib yiqilib qoldi. Payg'ambarimiz o'tkizib, jinga qarashganda sababini so'raganda bu holdan qolishligini payg'ambarimiz aytdiki, hozir menga Jabroil keldi va aytdiki, Alloh sizga Muhammad salom aytdi va ixtiyorni berdi. Xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi, butun yer yuzi sizning qo'l ostingizda bo'ladi. Bu bitta hol. Ikkinchisi Parvardigor o'zi diydoriga hozir ketishlik dedi. Shunda haligi yonda turgan xizmatchi yigit, Rasululloh bizni tayyorladingizmi? Bizni tayyorlasin, biz bilan qolasizmi deb xursand bo'lib ketgan ekan. Tasavvur qilinglar birodarlar, Rasululloh tirik bo'lganda qanaqa bo'ladi hozir? Ya'ni haligi yigitni xursandchiligiga sig'masdan bizni tayyorladingizmi Rasululloh? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi deganda, mana shu hadisni aytgan ekanki, har bitta payg'ambarga o'lim ro'baro qilinganda dunyoda qolishni xohlamagan dedi. Barrohiyil alaminal janna Parvardigorning huzurini tanladim dedi. Mana shundan keyin bir qancha kunlarda ke Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etdi. Agar bu dunyo dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning huzurida chirindi qonatishlik qadri bo'lganida bu dunyoda kofirlar bir tomchi suv ichganchalik ham yashamasdi deydi. Ya'ni dunyoda bir qush qancha suv ichadi? Bir tomchi suv ichadi, bir hoplaydi. Mana shu suvni ham kofirga bermagan bo'ladim agar dunyo sizlar o'ylayotgandek yaxshi narsa bo'lganda dedi. Kofirni qarang, musulmonlarga yaxshi vaqt kechirmayaptimi? Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyo mu'min uchun qafas, kofir uchun jannat. Mu'min bu dunyoda har qancha rohat bilan yashasa ham qafas, chunki oxiratda uni kutib turgan narsani oldi bu dunyo qafas. Shunday emasmi? Kofir bu dunyoda har qancha xor bo'lib, kasal bo'lib yashasa, oxiratdagi azobda oldida bu dunyo jannat bo'ladi. Shuncha birodalar, biz aytgan ashu o'lim bizni ya bu jannatning iloji yo'q narsa, albatta o'ladi. Hamma inson oladi, faqat qaysi yo'lda oladi inson. Mana aytayotganimizdek, Musa alayhisalomga ham mana shu qiyomat yashashlik ixtiyori berilganda bu narsani xohlagani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan ko'chada ketayotganda bir echkini o'lik bolasini sasayotganini ko'rdida, shunday ushlabdiki, "Kelinglar dunyoga" dedi. Mana dunyo dedi. Kim shuni mendan dedi, bir dinorga sotib oladi dedi. Agar Rasululloh, agar bu azizligan narsa bo'lganda bir manfaati foydasi bor bo'lgan narsa bo'lganida buni ahli egalari tashlab ketgan bo'larmi deganda dunyo xuddi shunaqa narsa dedi. Musa alayhisalom ham dunyoda qolishni xohlagani yo'q. Mana Musa alayhisalom vafot etganidan keyin payg'ambarlikni mana u kishini xizmatkori va izqola Musa lifatahu o'tgan suhbatimizda Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomni uchrashganini gaplashdi. Shunda yonida Yusha ibn Nun degan yigit xizmatkor bo'lib yurgandi Musa alayhisalomga. U kishining vafotidan keyin Yusha ibn Nun Banu Isroilni ishini, payg'ambarlikni o'zini qo'liga oldi. 40 yillik sargardonlik tugagandan keyin Musa va Harun alayhisalomlar vafot etganlaridan keyin yo'l ochildi ularga. Ya'ni Alloh taolo 40 yilga harom deganmidi? Yo'lni topishdi va Baytul Maqdisga hujum qilishdi. Mana shu 40 yilning ichida, buzoqqa sig'ingan xalqlar o'lib ketdi. Ya'ni avlod yangilandi. Udhulul ardol muqaddasata allati kataballohu lakum. Sizlar uchun Alloh taolo yozib qo'ygan muqaddas yerga dedi Alloh taolo kiringlar dedi. 6 oy Banu Isroil Baytul Maqdisga hujum qildi va 6 oy qamal qilib turdilar. Ana shu 6 oyda oxirgi kunlarida g'alaba kela boshladi. Ya'ni ular yengishni boshladi. Shaharni egallashga qarash boshlangan paytda g'alaba vaqti asr paytiga to'g'ri kelib qoldi. Mana ularda asrdan keyingi shom paytini kirishi bugungi kunni tugab shom payti o'tishligi ikkinchi kunni kirishiga ishora bo'ladi. Biz islomimizda ham shunaqa. Kun 12 da almashmaydi kechqurun.
Shom namozi o'qilgandan keyin yangi kun, yangi kunning 2-4 kunida e'tibor qilinadi. Banu Isroilga shanba kuni urushlik, hattoki har qanday ishni qilishlik harom edi. Shanba kuni dam olishlik yahudiylarda shariati edi. Bozor kuni dam olishlik nasroniylar shariatida. Musulmonlardagi juma kuni bo'ladi. Endi kun botishlikka yaqin bo'ldi. Shom payti kelyapti. Lekin hali shaharda to'laligicha egallashgan yo'q. Hali g'alaba uchun bir qancha vaqt kerak. Vaqtni hech kim to'xtata olmaydi. Yusuf alayhissalom qo'rqdi. Shuncha qilingan 6 oy qilingan mehnat, yana ozgina muddatdan keyin agar kun botib ketadigan bo'lsa, orqaga chekinish kerak, yana boshqa tomonga boshlash kerak. Shunda u kishi quyoshga qarab aytdiki, innaka ma'mur, innaki ma'mura va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, Allohning buyrug'ini bajarishga, men ham ma'murman. Va Parvardigarga duo qildi, Allohumma habisha alay. Parvardigor quyoshni to'xtatib bergin endi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida keladi, inna shamsalan tuqbas lihat li bashar illa li yusha. Layali sara ila baytil maqdis dedi. Quyosh hech kim uchun to'xtatilgan emas, faqat Yusha uchun. Baytil Maqdisga yurgan kunlarida ushlandi dedi. Quyosh to'xtab turdi. To Banu Isroil g'alabani oxiriga yetkizdi, shaharni to'lovchi qo'lga oldi, keyin botdi. Ehtimol yana necha yuz yillardan keyin quyosh qaysidir vaqt 1 soat 2 soatga to'xtaganligini olimlar kashf qilar. Kashf qilarlar, agar Alloh bildirsa. Shunda biz bilaylikki, biz burun bilardik bu narsani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytibdi, Yusha uchun quyoshni Alloh taolam qilgan to'xtatib qo'ygan. Mana Musa alayhisalom vafotiga qaysak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, mana dunyoga muhabbat qo'yishlik bu hamma xatolarni boshlanishi. Payg'ambarimiz aytganlar, salohu avvalo hadisil umma bizzuhd va yaqin va halaku oxiri hadisil umma bil buxli val amal. Bu ummatni avvalini nima tuzatgan? Bu ummat boshida nima bilan yuksalgan? Nima bilan aziz bo'lgan? Dunyoga behojat bo'lishlik bilan, dunyoda qalbidan chiqarib muhabbat qo'ymaslik bilan va iymon bilan aziz bo'lgan. Endi bu ummat oxiri nima bilan xor bo'ladi desa, baxillik bilan va dunyoga xirs qo'yishlik bilan deydi. Demak, ikkita kitob deganda, agar bundayman deb bo'lsa, natija bunday bo'ladi. Bu ummatning boshlanishi dunyoga muhabbat qo'ymasligi bilan, iymoni bilan aziz bo'lgan bo'lsa, oxiri nima bilan xor bo'lar ekan? Baxillik va dunyoga muhabbat qo'yishlik bilan. Alloh taolaning mo'jiza sodir bo'ldi va Banu Isroil Baytul Maqdisni egalladi. Alloh taolo mo'jizasini bir zohir qildi. Alloh taolo buyurdi Yusha alayhisalomga Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisning eshigidan sajda qilgan holda Allohumma xutta anna xatoyana shu o'tgan yillarda qilgan xatolarimizni Parvardigor kechirdi, sajda qilib kirishlikka, ya'ni ruku qilib kirishlikka Alloh tomonidan buyruq oldi. Wa in qulna dukhulu hadhihi al-qaryata wa hakulu minha haythu shi'tum raghada wa dukhulu al-baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin. Vaqtiki biz ularga mana shu qishloqqa, mana shu shaharga kiringlar, xohlaganda yeb ichinglar. Eshikdan sajda qilgan holda kiringlar va Parvardigora bizni xatolarimizni kechir deb aytinglar, albatta biz sizlarga xatolarni o'chiramiz va muhsinlarga ziyoda qilamiz. Musa alayhisalom ko'rsatgan bir qancha mo'jizalardan bexabar bo'lgan, Fir'avnning holidan bexabar bo'lgan bu yangi avlod Yusha alayhisalomni masxara qilishni boshladi. Xutta degan so'zga hayntob deb kirishdi. Ya'ni so'zni o'zgartirishning mashinadan boshlandi. Mana bilamiz, Injilda 110 xil ko'rinishi bor. Yig'ishtirib ketib to'ttaga qisqartirgan nasroniylar, lekin to'rttan buyog'iga qisqara olmaydi. Chunki balabbolin, ular haqdan adashgan. Yahudiylar ko'rib turib, bilib turib itoat qilmagan, almashtirgan, g'oyiril mag'zubi. Ularni g'azabiga yo'l qo'ygan Alloh taolo. Ularga g'azab qilgan. Tabaddala allazina zalamu qawlan g'ayra allazi qila lahum fa'anzalna 'ala allazina zalamu rizzan minas samai bima kan yafsuhun. Alloh ularga buyurgan so'zni o'zgartirganliklari uchun Alloh taolo rizq balosini tushirdi. Taun kasali tushdi. Shu kunda o'zida shaharda egallab, sajda qilib kirishida o'rniga boshlatgan kunida 20 mingta kishi bir kunda vafot etdi. Ya'ni hech qachon Alloh taolo bandasiga bir baloni, bir jazoni bermaydi, to banda o'zi buni so'rab olmagunicha. Hattoki oyog'ingizga tikan kirmaydi, bejiz. Hattoki qo'lingiz qayrilib ketmaydi, bejiz. Orqani qarang-da, bir qovun shurib qo'ygan joyingiz bor.
yo onamizga gapirib chiqqanmiz, yo birodarlarga azor berganmiz, yo Alloh yomon ko'radigan ishni qilganmiz, Alloh yaxshi ko'rganligi uchun bizga jazo beradi. Nima uchun? Gunohidan tozalanmasin. Banu Isroil endi Falastinda yashashni boshlashdi. Banu Isroil ishlarini podshohlar boshqarardi, din ishlarini payg'ambarlar. Din mulkdan ajratildi. Din masjidda, cherkovda, hayot tashqarida. Podshohlar maslahat qilar edi payg'ambarlarga, lekin o'zlari bilgan ish qilishardi baribir. Podshohlik Yaqub alayhissalomni Yahuda ismli bolalarini zurriyatida ushlardiki merosi bo'lib qoldi. Yahudaning bolalari podshohzodalar bo'lib ketdi. Endi payg'ambarlik esa Yaqub alayhissalomning Lavi degan o'g'lini bolalariga o'tib ketdi. Ya'ni bu xuddi merosingari bo'linib qoldi bu narsa. Yusha alayhissalom payg'ambar bo'lib turgan paytida, tirik bo'lib turgan paytida ham podsho edi, ham payg'ambar edi. Lekin u kishining vafotidan keyin bo'lindi. Yusha alayhissalom Musa alayhissalom vafot qilgandan keyin 27 yildan keyin vafot etdi. Ya'ni Yusha alayhissalom 100 ga kirganda Musa alayhissalom vafot etganida 27 yil payg'ambar va podsho bo'ldi. 127 ga kirganda vafot etdi. Banu Isroil ana shu Baytul Maqdisni egallab yashashni boshladi va yana eski holati kufrga, butga sig'inishlikka qaytishdi. Baal degan shaharda Yahudilar bir toifasi yashardilar, o'sha yerda bir butni yasab sig'inishardi. Baalbak degan buti bor edi. Baalbak, ana shu Baalda degan butni nomiga bir atalgan bir shahar bo'lib qolgan edi. Alloh taolo ularni hidoyat qilish uchun Yusha alayhissalomdan keyin Ilyos alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Qur'onda marhamat qiladi Alloh taolo: "Astagfiru billahi va inna Ilyasa laminal mursalin iz qala liqaumihi ala tattaqun" أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ Ulamalar, Baalbakka Alloh taolo Ilyos alayhissalomni payg'ambar qilib yuborganligi va ham uni yolg'onchi qilib itoat qilishidan bosh tortganligidan boshqa ma'lumotlar men keltirmagan. Mana shu oyatga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar qilib yuborganligi aniq, boshqa sahih manbalarda ma'lumotlar keltirilmagan. Ilyos alayhissalom qavmi osiy bo'lgandan keyin mana ularni tark qilib yashiringanligi zikr qilindi. Boshqa rivoyatlarda vafot etgan deyiladi. O'tgan safar suhbatda to'rtta payg'ambarda hali ham tirik deyishadi odamlar. Deb turib shu Zakariya deyapmiz, shu yerda xato bo'lib qoldi. To'rtta payg'ambar hali ham turib, ikkitasi osmonda, ikkitasi yerda degan gap bor. Kitoblarda, ba'zi kitoblarda. Yerdagilari bu Ilyos va Xizr, osmondagilari Idris va Iso. Mana keyingi quyida hadislar beradi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, Qufta namozini o'qib bo'lgandan keyin Imom Buxoriyda keltirilgan bu hadis. Qala araytukum, araytum laylatukum hadihi? Mana shu tuninglarni ko'rdinglarmi dedi payg'ambarimiz. Mana shu qorong'i tunni ko'rib turasizlarmi dedi. Sahobalar ham deydi. Qala fa inna ala rasi mi'ati sanatin la yabqa man ala al-ardi ala dhahri al-ardi ahad. Hozirdan boshlab dedi. Yerda suzda turganlardan hech kim 100 yil yashamaydi oshiqcha dedi. Bu sahih hadis ekan birodarlar. 107 ga kirdim, 117 ga kirdim deyotganlar bilmadigandi. Allohu alam. O'sha paytda yozilganda to'g'ri yozilganmi? Lekin sahih hadisda keltirilyaptiki, 100 yildan oshiq umr ko'rmaydi bundan keyin deyapti payg'ambar sollallohu. Shu hadisda o'zi ana shu Iso alayhissalomdan boshqa uchala payg'ambarda vafot etganligiga ochiq dalil bo'ladi. Hech qaysi payg'ambarni istisno qilmayapti. Mana o'tgan safar aytdim, Xizr alayhissalom tirik va chiroyli o'zimizni og'zaki ijodiyotimizda shu bir so'zlar bor edi. 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda o'g'il bolaga uchraydi. Boshmal dog'ida suyagi yo'q, o'sha vaqtda tilab. Akalar bu gap. Alloh taolo falajada abdan min ibadina deyapti. Meni hamma bandalarim qatori bitta banda edi deyapti. Demak, bandami? Kulli nafsin zaiqatul maut deyaptimi Alloh? Tirik jon borki vafot etadi deyaptimi? O'zi. Yo, bom ichimizda Xizr uchraganlar. Xizr qo'llasin ham bo'lmaydi. Ular vafot etgan. Ilyos alayhissalomdan keyin Aliyasa alayhissalom keldi. Aliyasa haqida deyarli mana shu Qur'onda aytilgan oyatdan boshqa ma'lumot yo'q. Va Ismoil va Yasa va Yunus va Lut va kullan faddalna alal alamin. Ismoil,
va Aliyasa, Yunus, Lut, ularni hammasini butun olamlarda mufazzal qildik. Mana aytdik biz, Davud alayhissalom bilan Musa alayhissalomning o'rtasida kelgan payg'ambarlar haqida gaplashamiz dedik. Yusha, Ilyos va Aliyasa alayhissalom. Va zikr Ismoil va Yasa va Ismoil va Yasa va Zalkifli va kullu min al-akhyar. Mana shu Qur'onda Ismoilni zikr qiling. Aliyasani, Zalkifni eslanglar, albatta ular solih kishilar edi deydi Alloh taolo. Ya'ni mana shu payg'ambar haqida faqat Qur'onda ismi keldi, boshqa ma'lumot yo'q. Banu Isroil orasida fisq fujur boshlandi. Ularning o'rtasida bir dahshatli gunoh paydo bo'ldi, avj oldi. Bu o'zlarini payg'ambarlarni o'ldirishni boshladi ular. Hech bir kun Banu Isroil o'rtasida payg'ambarsiz o'tmadi. Kullama mata nabiy qoma nabiydir Rasululloh. Bugun o'ldirishgan payg'ambar ertaga bittasi chiqaverdi. Bir vaqt o'zida 3 ta ham payg'ambar bo'ldi bitta shaharda. Bir vaqtning o'zida o'ldirishaverdi. Va qotlihim ul anbiya deydi Alloh taolo. Banu Isroil qilgan gunohlarni sanab Alloh aytadi, yana payg'ambarni payg'ambarlarini o'zlarini payg'ambarlar nima qilishar edi? O'ldirishar edi ular. Nimaga Alloh taolo Qur'onda eng katta qissa qilib Banu Isroil qissasini zikr qilyapti? Bularni kimligini ko'rib qo'yishimiz uchun. O'zlarini qavmidan bo'lgan Fir'avnni pishog'ini xor qilib so'yib turgan holatidan olib chiqib ketgan, dengizni yorib o'tgan, Misrda 9 ta mo'jizani ko'rsatgan Musa alayhissalomga qilgan muomalasini ko'rdik. Ya'ni shuncha ularda azizlikka olib chiqib qo'ygan payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rdik-ku, endi itoatsizlikda, Allohga osiyligida hech kim ularga bo'lmasligini ham ko'rdi. O'shuncha ota aytibdi. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina anta alayhim. Sen inom qilib bergan bandalaringni yo'lini bergin. U adashgan nasroniylardan yo'li bo'lmasin, seni g'azabingga uchragan yahudiylardan yo'li bo'lmasin dedi. Shunday deb aytayapti Alloh taolo. Bekanda Fotihada o'qiymiz kelib 30 qir marta birodarlar. Shu oyatlarni o'qiyotganda mana shu narsalar esimizda tursin. O'shulardan qilib olmaganini Alloh taolaga ham so'ng aytdik. Amalik degan bir xalqlar bilan jang qilardi. Amalik degani bu haligi nima deymiz? Jussas katta odamlar deb aytinglar ekan. Bo'yi basti boshqalarga ko'ra uzunroq bo'lgan odamlar shular bilan jang qilishar edi. Ana shu janglarning birida Banu Isroil yengiladi. Qahshatqich mag'lubiyatga uchraydi va o'zlarida bo'lgan tobutni oldirib qo'yishadi. Tobut nima u? Tobut bu yog'ochdan bo'lgan bir sandiq edi. Bu sandiqning ichida Musa, Harun alayhissalomning qolgan kiyimlari bor edi. Musa alayhissalomning asosi bor edi. Toshlarga yozilgan Tavrot lavhalari bor edi va osmondan tushgan man bo'lar edi. Ular mana shu lavhani ko'rganda biz xudoyarlik qilgan xalqmiz. Bizi peshonamiz Alloh taolo nima qilgan zuvolamizni katta olgan deb hayringa qarashardi-da, qalbiga xotirjamlik tushar edi. Urushlarga ko'tarib borishardi. Biz bilan dengizni yorgan, ilonga aylangan aso bor. Shu narsa ularning yuragiga quvvat bag'ishlardi. Ana shu janglarda birida shu tobutni oldirib qo'yishadi. U tobut ularda birligini ramzidi. Tobut qo'lidan chiqib ketgandan keyin poshsholarini ham e'tibor qilmadi. Yurtidan so'yib haydab chiqarishdi ularni xor qilib amaliklar. Sahroga haydab chiqardi, o'zini vatanidan haydalishdi. Va fawzo boshlandi. Boshbadoqsizlik, itoatsizlik. Hech kim hech kimga quloq solmay qo'ydi. Ular mana shunday bir xorlikda bir muddat yashashdi. Va bu holat ana shu fawzo, mana shu tartibsizlik, boshbadoqlik Alloh tomonidan ularga berilgan bir balo ekanligini tushunishida asta-sekin Allohga yolvarisha boshlashdi. Alloh taolo bu safar Shamuel alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Bu yana Shamon deyiladi, arabchada Ismoil deyiladi, mana Samuel deymiz mana ingliz tilida. Bizda hadislarda keltirilgani Shamuel alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Shamuel alayhissalom Allohga ularni da'vat qildi, qavm xor bo'lganligini ko'rdi. Najot faqat Alloh taoloning payg'ambarga itoat qilish bilangina bo'lishini tushundida, asta-sekinlik bilan Shamuel alayhissalomga itoat qilishni boshlashdi. U kishini da'vatini qabul qilganlardan keyin Banu Isroil aytdiki, "Ey Shamuel, sen bizga boshimizni bir qilib, bizni birlashtirib, Amaliklarga qarshi urushga boshlab boradigan podshohni tanlab bermaysanmi? Bizga podshoh kerak bo'lyapti" deydi. Alam tara ila malai, alal malai bin bani Isroil min ba'di Musa il qalu li nabiyyin lahum
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Bani Israildan bo'lgan marolarni ko'rmaysizlarmiki, Musodan keyin yashardi ular. O'zlarining payg'ambarlariga Alloh yo'lida jang qilishligimiz uchun bizga bir podshohni tanlab bermaysanmi deydi. Yusha alayhissalom bilan Shamvel alayhissalom o'rtasida 460 yil o'tgan edi. Yana biz hozir qissani boshida Yusha alayhissalom Baytul Maqdisni oldi dedik. Endi hozir gapirayotgan vaqtimizgacha 460 yil vaqt o'tdi. قال هل أصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أجل سلاجة سلا سوريتكن جن جيخوت فاس قلنسا جاتلدن قيطة إتاسي قلنكن سلا شنن خورقمن در özleri soru yaptı bizge paşa adı sala versin Allah o bizi amaliklerle karşı başla başsın قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نمي görüşmüyümüz Nima deb orqaga qaytamiz? Axir bolachaqamizdan mahrum qilishdi, yurtimizdan haydab chiqarishdi. Nimaga borib urushmaymiz? Bizga podshohni saylab bergin deshti. Amaliklar Quddusdan haydab chiqarayotganda Buxtu Nassor degan bir zolim podshoh bo'ladi, ularni podshohi, ularni hatto xorlab, so'yib qolganlarni Baytul Maqdisdan haydab chiqarganlar. Mana shu narsani ishora qilishyapti. Yurtimizdan haydaldik, bolachaqamizdan mahrum bo'ldik, nimaga urushmaymiz? Alloh taolo Shamvel alayhissalomga ana shu jihodni farz qildi. Falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallohu alimun bizzolimin. Qachonki ularga ana shu qital, jang, jihod farz qilinganda juda ko'pchiligi itoat qilishdan bosh tortishdi. Faqat ozginasi Shamvelga itoat qildi. O'zlari ixtiyori bilan so'rashgandi bu narsani. Lekin Alloh tomonidan kelganda itoat qilishdan bosh tortishdi. Mana Bani Isroil Misrdan chiqqan paytda adadi qancha edi ularda? 600 ming edi. Oradan qancha yil o'tdi? 500 yil o'tyapti. Chunki 40 yil sargardonlik bor, Yusha bilan Shamvel orasida 500 yil o'tdi. Endi bularda soni millionlardan oshib ketdi. Ana shu bir necha milliondan oshgan yahudiylarni ichidan birodalar 8 mingta odam Payg'ambarga itoat qildi. Jihod qilishlikka rozi bo'lib chiqishdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Sanab turinglar, bu yana aylanadi bular. Millionlardan 8 mingta ajrashib chiqdi. Ular aytishdi, bizni jangga boshlab boradigan podshohimiz qani dedi. Shunda Shamvel alayhissalom Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib sayladi dedi. Tolut bu kambag'al odam edi. Teri oshadigan ko'nchi edi. Jussasi yo'g'on, hikmatli, hakim odam edi. Lekin Yahudani bolalardan emas edi. Podsholar doim Yahudadan bo'lib kelganini o'rganib qo'ygan Yahudiylar yo'q. Bu qabul qilmaymiz buni dedi. Birinchidan Yahud emas dedi. Yahudani bolalardan emas. Ikkinchidan kambag'al ekan dedi. Itoat qilmaymiz dedi. Undan tashqari uni Alloh tanlaganligini qayerdan bilamiz? Sen bizga rost gapirayapsanmi? Yolg'on gapirayapsan. Bu payg'ambarga qilayotgan muomalasi bo'lardi. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا طالوتنا قشاق لبسالة ديان دي اولار اعتراف قرشتا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه يهودان بالله ها بزو دادي قشاق دعوة قرلر دادي اون استوغة كم دعوان اون استوغة يهودان بالله دانماز قال إن الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم Uslarda Alloh taolo ularni sizlarning ichida uni tanlab oldi. Jismda va ilmda sizlardan ustun u dedi. Albatta puli baland bo'lishiga shart emas deyapti. E'tibor beringlar shunga. Palonchilardan emas, puli ham yo'q deyapti. Ya'ni insonlarda dunyoda bir-biriga qo'yadigan o'lchovini past balandligi shu narsa bilan-da, palonchilardan bo'lish kerak va nimasi bo'lish kerak? Puli bo'lish kerak. Alloh taolo bu narsaga qaramas ekan, inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni meni huzurimda dedi Alloh taolo. Hurmatli balatinglar, mendan ko'proq qo'rqaninglar dedi. Bu olimlar, pulbaringlar, chiroyli yuzlilar demayapti. Mendan ko'proq qo'rqadimi? O'sha men uchun hurmatli deb aytdi Alloh taolo. Alloh va Alloh yuti mulkahu man yasha va Alloh vasin alim. Alloh mulkini xohlagan bandasiga beradi. Alloh xohlagani quluchi bo'lgan zot. Qabul qilmadi. Poshoqni qabul qilmaymiz buni dedi.
Shunda Shamol alayhissalom, agar uni podshohligiga hujjat keltirsam, itoat qilasizlarmi? Ular ha deb javob berishdi. يكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وما قال الله تعالى؟ الله تعالى قال لكم بيلجسة سلر يقتبوغن تابوتنا فرشتلر كتارب كلب آيه ولا دوستي يقويب دادا حقيقة قرب رشتة آدرب قويغن عمارجلرده قلده قب كتكن تابوت أسماندن üçüp geldi. Uchib Bani Israilning oldiga qo'ndi. Uni farishtalar ko'tarib kelgan edi, albatta ular farishtalarni ko'rmadi. Shundan keyin itoat qilishdi. Tog'ni ko'tarib bostirib yuboraman degandan keyin itoat qilishdi. Ya'ni bu qavm kimligini ko'rib qo'yilibdi, faqat mo'jizani keltirganda, halol qilishligi ro'baro qilinganda o'lishidan qo'rqib itoat qilinyapti. Qalutu bil junubi qala inna Alloha mubtaliikum bi nahar. Tolut, mana poshsho dedik, Shamuel alayhissalom bular bilan birga Falastinga qarab qaytib nima qilishdi? Yo'l olishdi. Bu yo'lida mana Urdun va Falastin, Iordaniya bilan Falastin o'rtasida bo'lgan Urdun daryosi yo'li bilan kelishdi. Bir-birimizni hurmat qilaylik birodarlar, telefon qo'yayotganlar. Mana shu Urdun daryosi bilan ro'baro bo'lishdi. Alloh taolo bularni bir sinadi. Uzoq muddat yurishgan, issiq chanqashgan, kim suvdan bir hovuchdan oshiqcha ichsa, qosin, men bilan bormaydi dedi. Imtihon qattiq bo'ldi. Chanqab turgan, issiq uzoq muddat suvda tepalab o'tadi, lekin bir hovuchdan ochiq ichishlikka ruxsat berilmadi. Faman shariba min qufalaysa minni va man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadihi fa sharibu minhu illa qalilan minhum. Suvga kelishdi, bir qoplam ichib to'xtata olmay qoldi o'zlarini. Ichib yorishaverdi. Millionlardan 8 mingta chiqdi. Endi 8 mingtadan 313 ta yoki 314 ta odamgina qoldi. Alloh nima qilyapti? Subhanalloh. Buxoriyda rivoyat qilingan Baro ibn Azib roziyallohu anhu aytadi, Rasulullohning sahobalari gaplashtirardi bir-birimiz bilan. Biz Badr ahli Tolut bilan birga yo'lga chiqqan qo'shinni biriga bir to'g'ri kelamiz deshti. Ular ham 314 ta edi, biz ham 314 tamiz edi. Falamma jalazahu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut va junubi. Milliondan 8 mingta chiqdi. Ajradi. Alloh taolosi uni ajratyapti. 8 mingtadan 314 yoki 314 3 ta odam chiqdi. Jolutni qo'shiniga ro'bora bo'lishi daryo kesib o'tgandan keyin. Jolut bu ana shu ro'parasidagi Baytul Maqdisni egallab turgan Amaliqlarning podshosi edi. Jolut uni qo'shinni ko'rgan paytda ular aytishdiki, "La taqatan al-yawma bi Jalut va junudi." Tolutga bizni bugun yengishlikka quvvatimiz yetmaydi. Toqatimiz yetmaydi deyishdi. Bular qancha ming masofadan, qancha minglagan metr masofadan, kilometrlarga masofadan kulib kelishdi. Ya'ni 314 ta charchagan qurol aslahalari ham zo'r emas. Endi amaliqlar chiqdi u yerdan jolibni boshligida. Ko'zini uydan chiqdi. Tayyorgarligi zo'r, qurol aslahasi ham joyida, yana bo'ylari ham Bani Usvolga qaraganda bir necha barobar baland. Ya'ni g'alaba tamomiy ana shu jolib tomonda. Birodarlar, g'alaba sonni ko'pligi bilan, tayyorgarligini ko'p qattiqligi bilan bo'lmaydi. G'alaba iymon bilan bo'ladi. Shunday emasmi? Hayotimizda bir ba'zi bir o'rinlarda biz men qilib yuboraman uni deymiz, ha unga qilla qilib qo'yaman deymiz, lekin qila olmay qolamiz. Kam min fiyatin qalilatin g'alabat fiyatan katiratan bi'iznillah wallohu ma'as sabirin. Milliondan 8 mingta chiqdi. 8 mingdan 313 ta chiqdi. Endi 313 tadan tizzasi qaltirayapti ro'para bo'lganda. 313 ta nima bo'lyapti? E'lanyapti birodarlar. G'alabada loy odamlar qolyapti yerda. G'alabani ko'tarishlikka, g'alabaga haqli bo'lgan odamlarni Alloh taolo qoldiryapti. 313 tasi qaltiradi tizzalari. Shunda albatta Parvardigoriga bir kun yo'liqishiga iymon keltirgan ba'zi kishilar aytishdiki, "Ey, unaqa demanglar. Qancha-qancha oz jamoat
katta jamoatni Allohni izni bilan yengganku. G'alaba Alloh sabrlar bilan birga bo'ladi. Albatta Alloh taolo sabr qilishlar bilan birga dedi. Badrda qancha edi musulmonlar? 313 ta, 314 ta edi. Mushriklar qancha edi? 1000 dan ortiq edi. Lekin shu 313 ta odam Allohning buyrug'iga ladda deb turib beradi, Alloh taolo minglagan farishtalar tushirib qo'ymadimi? Demak Alloh taolo qodir bandasi yordam berishga, lekin bandalari bu yordamga loyiq bo'lishi kerak. Banda so'rasini so'raganini Alloh taolo berishga qodir, lekin bandasi bu narsani olishga loyiq bo'lishi kerak. Shunday emasmi? Biz duo qilyapmiz, so'rayapmiz, uni ber deyapmiz, buni ber deyapmiz, lekin shuni olishga loyiq bo'lganimiz Alloh taolo shunday berib qo'yadi o'zi. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqvo qilgan bandasini har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lini ko'rsatadi Alloh va kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini berib qo'yadimi? Va man yatawakkal ala Allohi fahuwa hasbuhu. Allohga tavakkul qilgan, Allohga suyangan kishini g'amini hal qilish kim zimmasiga edi? Ibrohim alayhisalom bir qatta nima dedi? Hasbunalloh dedimi? Allohga suyandik dedi. Allohdan boshqa ishonadiganimiz yo'q bizi dedi. Alloh bunaqa bandasini Jabroil alayhisalomga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'yib qo'ymadi ishini. Kimlar himoyasiga o'tdi Ibrohim alayhisalomda? Alloh bunaqa bandasini birovga qo'yib qo'ygani yo'q. Uni kuyish kerak bo'lgan o'tda jannat bog'i yaratib qo'ymadimi? Bu kishilar, bu anbiyolar, bu sahobalar Allohga mana shunday yordamiga loyiq odamlar bo'lgan. Ularda qalbida Allohdan boshqa muhabbati bo'lmagan. Dunyo matosi kelsa, xursand bo'lib, ketsa, xafolmagan bizga o'xshab. O'shuncha Allohga duosini shart ijobat qilavergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklarda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi Badr g'azotida 314 ta odam bilan. 2 dona piyoda bo'lgan ekan. Qaysi odam urushga chiqsa 2 dona piyoda bilan chiqadi. Ular faqat karvonning yo'lini to'sgani chiqishgan edi. Lekin bu yerdan Quraysh 1200-1500 xalqlar bor, 1000 tadan oshiq jangga tayyorlangan holda qo'shin bilan keldi. 3 barobar ko'p soni. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashiru ila yuhannas 314 ta sahobasini o'tkazib olib, maslahat beringlar endi nima qilamiz deyapti. Nimaga so'rayapti? Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib kelishligida ansorlardan bayot olgan Madinalardan. Madinaga borsam sizlar meni mollarda, jonlarda, xotin bolacha qilardi himoya qilgandek himoya qilasizlar degan va'dasini olgan edi. Endi bu Madinadan tashqari istaveryapti. Endi tashqarida bo'ladigan urushda ya Rasululloh biz sizga Madinada himoya qilamiz deganmiz. Tashqariga demaganmiz degan tushuncha bo'lmasligi uchun so'rayapti. Maslahat beringlar, nima qilamiz deganda Abu Bakr turadi, urushamiz deydi. Umar turadi, urushamiz deydi. Miqdod roziyallohu anhu turadi. Mana aytdik. Ya Rasululloh dedi turib. Ha biz Banu Isroil Musa alayhissalomga borsa Robbim bilan o'shlarga qarshi urushaver, biz mana yerda o'tirib turamiz demaymiz. Balki aytamizki, boring ya Rasululloh, boring ular bilan urushing. Albatta biz sizlar yonlarida turib urushamiz deymiz dedi. Ibn Mas'ud aytdi-yu, ana shu gap uchun butun dunyoda almashtirib yubordim, agar meniki bo'lganda shu so'z dedi. Sa'd ibn Mas'ud ya Rasululloh dedi, bizga ishora qilyapsizmi dedi? Ansorlarga Madinaning bu gapirgan hammasi Makkadagilar edi. Madinadan kutyapti deb payg'ambarimiz. Bu bizdan kutyapsizmi javob dedi. Allohga qasam sizni bergan zotga. Agar Bayatul Himmatgacha 14 ta qabila bor dedi. Islomga qarshi. O'sha qabila bo'lsa, o'sha qacha bizdan davo urushamiz dedi. Alloh buyurgan ishni qilinglar. Shunda Alloh haqida payg'ambarimiz g'alaba yoki charvonda qo'li kelishligini ikkita bashorati bittasini aytadi. O'sha bir payg'ambarimizni himoyasi deb payg'ambarimizni ko'magiga o'tishga loyiq bo'ldi, Alloh taolo farishtalar tushirib qo'ydi. U bekorga tushgan edi farishtalar. Soniya ozida mag'lub bo'lish ham tayin bo'lib turdi, lekin osiy bo'lishini xolamada Alloh taolo g'alabani berdi. Bular ham tushunib o'tiribdi. 314 tadan minglagan, ehtimol 10 minglagan, 100 tasi ham katta, xolaslar ham zo'r bo'lgan amaliklarni o'tirasa turishibdi. G'alaba adab bilan emas, iymon bilan bo'lar edi. Shamlil, Tolib va Solih kishilar qolganlarini iymonga chaqirdi va qam sobit turdi. Ana shu 314 tani ichida ham yaxshilari bor edi, shular qavmini sobit turishlikka chaqirdi. Ikki qo'shin bir-biriga ro'baro keldi. Shunda valamma barazu li Jalut va junudihi qalu robbana afrig alayna sabran va thabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Ular ana shu Jolutni ro'parosa kelgan paytlarida aytishki, Parvardigoro bizlarga sabrni bergin, qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavm ustidan bizni g'olib qilgin.
Calut uladı paşah idi. Uladıcıdaki en cüstası yoğan idi, en küşlü idi. Her geligen zor idi. Çıktı da, ben mübariz dedi. Kim ben bana yakya mekya uruşlarına çıkardı dedi. Yani bu davullarda uruşunu tertibi, bir tadan parlamaları çıkardı, iki tadan uruşup, özünü, askerini, ruhunu köterişlikçe çıkışardı. Calut, özü bu Amerikan yoğan cüstası. Ha burayı çiçkine. Calut uladı içiden yani yoğana. Kim ne bilen uruşar yakya mekirleri? Banu Suhal korktu. Hiç çıkarsa çıkmadı. Şimdi talep etti ki, kim çıkardı onu dedi. Şücretlendirip, eğer kim çıksa, ben kızım onu veririm, benden kendim paşa olur dedi. Kaysi davet ki paşa olur. Eğer, tırık olsa, yani Müslümanlar tafa olmayan sıfat. Halbuki Rusya'da aktivizm dedi. Geleceğinden, fakat yakışıydı ümit kılıç veriyor Müslüman adam. Pistimistliydi ama gelecekte yaman ne bırakır, bonuydu, ne kadar bonuydu, Müslüman doğum yaşaydı ümit kılışı gerek. Müslüman oluşu bu ilişkili bilmeyen sıfat. Bu sefer olmadı mı kendi sefer aldattı bu arada. Bu sefer yapamadı mı kendi sefer aldattı oladı. Müslümandan köylü çöylemesi gerek. Yani bu aktivizmde çok kısını görün. Burada sonu kök, burada sonu az. Bunlar yoğun, bunlar kişkin. Agat tırık olsaydı yaptı. Kızını da anayet yaptı. Kim çıksa kızını vereme, benden kendime buladı. Kim işemedi bunca? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de hicret kıyan payıttı. Arkasından yüz tütüye de mükafat koydu müşriyle. Tredi ve öldüğü yüz tütüye dedi. Esneye de aşırı ağırdı. Yurtdan kuğun beden, kaçıp getirirken Resulullah buna Abu Bakir'de arkasından sorak atıp nümale düştü. Peygamberimizi köyde de yüz tütüyeni mükafatı toplardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kolun kötermeyende atı kumge batıp aldı. Suraka kokup etti, Muhammed koy var mene dedi, koy var sensin getirmeyim ben dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işare kıldı, kumdan çıktı atı yanık hareket yapıp durup, yüz tutuyor ya dedi. Yani arkası da saldı. İki madde, üç madde şimdi yıkılığında Peygamberimiz attı ki, Suraka dedi, senge kisradı bir özüyleri kandı yaraşarken dedi. Bu gelecekte beni ümit tıkarın. Geleceğinden yakışı nasıl ümit kışkırın. Özünü yurtudan kurgun beden, koşup getirirken. Adam, öşe zavrıdaki en küçülü ikide, davulatta paşasını koyduğu bile yüzüğünü adakıyla yaptı. Bu geleceğinden ümit kılış görüyorsa mı? Müslümandan gelecekte ümit bulan karaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aldığı bir adam geldi, etti ki Resulullah, dünya fisk fücürge, masiyette günahkette olduğu zulmetke dedi. Peygamber aleyhisselam, tuğret biz dedi, halen çıkıp gitti. Sahabalı oturuştu. Arkasından bir tezke dedi, ya Resulullah, dünya imanke, mürge, takva get oldu dedi. Tövbe ettiyiz dedi, uyan çık gitti. Yine sahabeler, ya Resulullah, bir vakitte özü de iki kıladan iki kıl yap yaparsa, iki arası diyen tövbe ettiyiz dedi, bize de kendi ha dedi. İki adam hak dedi. Her bitti adam, dünyada özünü közlerine gebiren karaydı dedi. Şunu alıyorum, geleceğinden, yakşına sana ümit kıyardan, yakşını yedikleri uğradı. Geleceğe de bunu bir kılık adam, boru etken yeni köy, min üstü köy orada. Müslümanlar bir üstü köy işleri burada da. Bu ana şu bayat ekenimiz, gelecekte yakşılığı bırak karşı, aktivist boru şöyle Müslüman adam. Yakşılığı küçük köy adam hayatta. Yani bu muydu hem de, şunun için hareket kıldık, şunun için küttük, ha bu madı. Yani de bana akıl işleri, buna kalmasak öyle. Ana şu menlenken paşa burada şicatlandırken hem çıkıp çıkmıyordu. Bir en içindeki yaş iki çıkıp geliyordu. 16 ekilgen burada hale gitti. Pas da evoluyor burada. Bu kiçkin olarak bir yana kiçkin asıl. Bu Davud Aleyhisselam burada burada. Bana Davud Aleyhisselam'da kıssası ki yetip geldik. Ana şu paşa bu güçü bugün ayet koyarız. Kendi dersten yani şu kıssaları en şirinlerden bir tanesi Davud ve Süleyman Aleyhisselam'la kıssasını yaklaşacağımız inşallah. Davud Aleyhisselam 16 yaşa ligeti oladı. Pastaya böyle, közleri kök, saçları sihri, kalbi taza şöyle bir ligeti oladı. Davud'da kolu da, Aleyhisselam'da kolu da Mikhlab'a yiyen kuralı oladı. Mikhlab'a oladı ki yaşıgımızda kemer düşüge, kerçikler, taşıklar, otardık, üçüncü yaşıge nasip oladı. Uzun ip, üçü göz yine kayış bağlandı, taş sarıp ayrıntıdır, ulaştırıladı yan buladı. Calut durup burasıya çıkandı, o buladıydı. Sen kimsan dedi. Koy dedi, kişkin ekensen, seni öldürgün kemeye yaptı dedi. Mesela,
Davud Aleyhisselam boyaga tafovul degan sifat. Optimist. Ha, seni o'ldirgin kelayotgan bo'lsa, men o'ldirgim kelyapti seni. Shunda javob jahl qilib ustiga yuradi. Davud Aleyhisselam qayerga boradilar? Bu sababda u g'alabani beradigan, mag'lubiyatni beradigan Alloh. Qarang, o'sha kichkina odam nima qila oladi uni? Nima qil? Nimasiga ishonyapti bu? Iymoniga Robbisiga suyanyaptimi? Bizni zolim qomusdan g'olib qildi, duo qildimi? Shu musulmondan kishi duoda qilib turib, qo'lidan kelgan harakatni qilib qo'yadi. 3ta mancha tashlab olib turib, birodarlar. Miqloga solib aylantirib o'tganda peshanasiga tepib ketgan ekan shovo. Peshana mana insonda tomirlar, nervlarni to'playdigan joy. Shu 3ta tosh o'ldirgan ekan Alloh bizni bilan. Urushni boshida narigi qo'shinni qo'mondoni o'lib bo'lib yerga yiqildi. Masalan, otsanglar, masalan, uloqtirsanglar, uni men uloqtirdim demanglar dedi Alloh. Uni biz uloqtirdik dedi. Men odam qilib qo'ydim uni. Men padishga yetardim. Men akalar, sizni kim odam qilib qo'ydi o'zi aslida? Men odamni o'qitib qo'ydim. Men qo'liga berdim. Men olib borib qo'ydim. Sen hech narsa qilmading. Sen olib borib qo'ymasang, mashinangda boshqasi olib borib qo'yardi ekan. Faqat Alloh senga berib shu olib borib qo'yishdi. Tushunadingmi? Men desa musulmon odam yutkizib qo'yaveradi. Shayton kirib kelaveradi men desa. Biz men demaymiz. Musulmon odam men demaydi. Allohdan. Hatto Satajiduni inshaalloh minas sobirin deb Ismoil alayhisalom. O'g'liz men sizni so'yaman o'g'lim. Nima deysiz desa, nima deyapti? O'zidagi bo'lgan sifatni Allohga suyattirib aytayapti. Alloh xolasa, endi nima qilaman? Sobirligimni ko'rasiz deyapti. Men chidayman, gap yo'q demayapti. Men uyimda bor, aytaman, aniq aytaman. Musulmon odam o'ziga ishonmaydi, Robbisiga ishonadi. Dadasiga ham, qaynotasiga ham ishonmaydi. U birodan umid qilmaydi, birodan ta'ma qilmaydi, birodan qo'rqmaydi, birodan ishonmaydi. Tushunadingmi? Bu davr nimaga ishonib chiqdi? Va qatala Davud Jalut. Amaliqlar orasida parokandalik yuz berdi. Tolib qo'shini hujum qildi, 314 ta odam mag'lub qilib tashladi narigi minglagan qo'shinni. Anda bitta eshikdan kirib qo'ylasizlar, qochib ketadi ular deganida. Shu eshikni ochib qo'ylasiz, sabab qilib qo'yladim, yo'q deyishdi. Chiqib ketsa kiramiz deb Alloh taolo 40 yilga harom qildi. Endi 314 odam bitta sababini qilib qo'ydi Alloh taolo g'olib qo'ymadi ularni. Demak, g'alaba Alloh qo'lidan. Davud va Jalut Allohning izni bilan, birodalar, yengib tashlashdi ularni. Va Davud Jalutni o'ldirdi. Davud alayhissalom Tolib vafot qilgandan keyin uni qiziga uylandi. Atahu Allohul mulka wal hikmata va allamahu mimma yasha. Alloh taolo unga mulkni va hikmatni ato etdi va o'zi xohlagan narsasini o'rgatdi. Yusha alayhissalomdan 460 yildan beri jamlanayotgan podshohlik bilan payg'ambarlik Davud alayhissalomning qo'lida jamlandi. Davud alayhissalom o'zining zamonasini ham podshohi, ham payg'ambari, ham qozisi bo'lgan edi. Bitta davlat, bitta ummat, bitta payg'ambar. Alloh taolo Davud alayhissalomning mulkini mustahkam qilib berdi. Davud ibn Aysha, Yahuda ibn Yaqub alayhissalom. Inshaalloh mana bugun sizlar bilan Musa alayhissalom va Davud alayhissalomlarning o'rtasida kelgan payg'ambarlarni suhbatlashgan bo'ldik. Va Alloh bilan xulosamiz, g'alaba faqat Allohga bo'lgan iymon bilan bo'ladi. Maqsadga musulmon odam optimist bo'lganda, kelajakdan yaxshi narsani umid qilgandagina yetadi. Inshaalloh keyingi suhbatda Davud va Sulaymon alayhissalom qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.